Özellikle son süreçte ismini duyduğumuz kişilerle birlikte kurulmak istenen Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı son süreçte artık kendi varlığını tesis etti. Gerek işte atamalar oldu. Arif Ali Özzeybek o daire başkanının yöneticisi, başkanı olarak atandı. Onun dışında bir ekip oluşturuldu ve ekibin dışında 40 kişi de Alevi uzman kadrosu açılarak dahil edildi. Burada aslında yanlış okumalardan birisi şu toplumda özellikle duyduğumuz. Burada AKP iktidarını yapmak istediği aslında Alevilerden oy devşirmek değil. Yani bugün AKP iktidarı yani o kadar cehaletin sahibi olmasına rağmen bu kadar yanlışa düşebilecek bir iktidar değil. Alevi toplumsallığından oy devşiremeyeceğinin bilincinde. Peki ne yapmak istiyor? Niçin bu seçime 45 gün kalan süre içerisinde böyle bir oluşumu hala kurmakta diretiyor? Bunun üzerine biraz düşünmek gerektiğini naçizane düşünüyorum. Buradaki aslında temel amacı özellikle son süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifşaatları ile birlikte öğrendik. Bir aslında şey var. Sosyal medya ekibi oluşturuluyor. Sosyal medyada paralı bir şekilde provokasyon yaratmak üzere bir ekip oluşturuluyor. Aslında ben bu Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı'nın da yine Alevi kurumlarının şu an içerisinde bulunduğu birlik bütünlük halini bozmaya yönelik, Alevi toplumsallığı içerisinde artık suni tartışmalara açmaya yönelik bir ekip oluşturulacağını, yani bundan sonraki faaliyetleri aslında şu an Alevi toplumunda karşılık bulan Alevi kurumlarının bu karşılığını ortadan kaldırabilecek bir çalışmaya gireceklerini düşünüyorum naçizane. Özellikle son süreçte yine bizim kurumlarımızın içerisinde de dahil olan, maalesef ki söylemem gerekiyor, eski Cem Vakfı üyelerinin de gelmesiyle birlikte gördüğümüz şey şu. Geçmişte işte anlatılan İslam içi, İslam dışı gibi tartışmalar, Alili Alevilik, Alisiz Alevilik gibi tartışmalar seçime 45 gün kala bir durumda yine cemevlerine gelerek bu tartışmalara açmaya, orada inanç hizmetlerini yürüten, yol erken hizmetini yürüten kişilerle bu tartışmalara girilmeye başlandı. Özellikle bunu seçme lüksümüz de kalmadı ortada. Çünkü gerek depremin yarattığı felaketle cemevlerine sığınan canlarımız yanı sıra bu provokatörlerin aslında bu alanlarda faaliyet yürüttüğünü görüyoruz. Onun dışında bu Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı başlı başına aslında sorunlu bir başkanlık olarak ortaya çıktı. İlk söylediğim sebep şuydu, yani bu ülkenin yeni bir diyanete, yeni bir Alevi diyanetine ihtiyacı yok. Alevilik de zaten varlığını bu daire başkanlığı ile birlikte kanıtlamak yerine doğrudan devlet erkinin kendi varlığını kabul etmesiyle olabileceğini söylüyor. Buna karşın ne Alevi toplumunun rızası gözetilerek ne de Alevi kurumlarının rızası gözetilerek böyle bir oluşuma gidildi. Bu başlı başına hatalı bir yaklaşım olmakla beraber aslında alttan alta da şu mesajı verdiğini görüyoruz. Yani bizler Alevi toplumunu duymuyoruz. Biz Alevi toplumunu tanımıyoruz. Biz kendimiz makul ve makbul bir Alevi yaratmak istiyoruz. Bu Alevileri riayet edenlerle birlikte zaten bu yolu yürüteceğiz. Kaldı ki bugün Alevi uzman atamalarında da umarım listeler açıklanır, isimler. Biz de Akkı Karay'ı o meydanda görmüş oluruz. Böyle bir çalışmaya girdiler. Bu çalışmanın son süreçte seçime 45 gün kala durumda Alevi toplumsallığının seçime odaklanmasını engelleyerek suni gündemler arasında sıkışmalarına yol açacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde de olabilecek herhangi bir provokasyona da yine toplumumuzun bilinçli bir şekilde karşılık vermesi, kurumlarımızın sözlerini dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Cümle canlara aşk niyazlarımı, aşk muhabbetlerimi sunuyorum. Eyvallah.